başlamış. İskelelerin arasında... Bodrum Mavi Yol Sözcüsü Filiz Dizdar, Bodrum'da yakılması için söz verilen imara aykırı yerlerin yıkılmadığını, hatta yenilerinin inşa edildiğini söyledi. Niye uyulmuyor, niye yıkılmıyor? Bodrum'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Dizdar, geçtiğimiz aylarda Başbakan Erdoğan'ın Bodrum koylarında yaptığı incelemelerin ardından yıkım kararı çıkan alanlar hakkında verilen yıkım kararlarının halen uygulanmadığını söyledi. Çevre konularıyla ilgili iki günden bu yana çeşitli toplantılar düzenlediklerini ve seçim öncesi inşaat faaliyetlerinde artış olduğunu ifade eden Dizdar şöyle konuştu. Toplantılarımız çok değişik konularda sürüyor. Gündemde gerçekten çok büyük sıkıntılar var çevre konusunda. Seçim öncesi de inşaatlar tüm hızıyla devam ediyor. Yeni plan tadilatları var. Onlar nedeniyle kıyılarda imara açılmaması gereken yerlerde imara açılmalar falan. Bunlarla ilgili görüş alıp veriyoruz birbirimize. Başbakan Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda kıyı talanı ile ilgili açıklamalarına atıfta bulunan Dizdar konuşmasına şöyle devam etti. En önemli sorun da işte kıyıların kamuya kapatılmasıyla ilgili başbakanın bir açıklaması olmuştu Temmuz ayında. Bununla ilgili herhangi bir gelişme olmadı. Biz bunu dört gözle bekliyoruz ve daha önce de söylemiştik. Biz destekliyoruz ama adil ve eşit biçimde yapılmasını destekliyoruz bu yıkımların, kamu ihlallerinin, kamu alanları ihlallerinin. Bir an önce başlamasını istiyoruz. Artık inşaat yasağı kalktı. Biz bu hafta içinde tekrar dolaşacağız bir kıyıları. Var mı herhangi bir çalışma diye ama 10-15 gün önce gezdiğimizde bırakın yıkmayı, yeni iskeleler, yeni inşaatlar, yeni dolgulara rastladık. Çok da anlam veremiyoruz. Dizdar, imara aykırı alanların yıkılması söz konusuyken yeni iskelelerin yapılmasına anlam veremediklerini ifade ederek konuşmasına şöyle devam etti. Yine torba bölgesi ve her yerde var. Her yerde var. Bodrum Yarımadası'nın her yerinde var. Bir de seçim öncesi sıkıntısı yaşıyoruz. Yani her zaman olur bu seçim öncesi. Bizim korkulu zamanımızdır çevrecilerin. O anlamda büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bir an önce bu söylenen, verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz. Yerine getirmesini istiyoruz ve biz destek olmaya hazırız. Gereken yerleri gösteririz. Aslında ellerinde var. Mal müdürlüğünün elinde her şey var. Kim nereye ne kadar işgal etmiş, ne kadar ihlal var. Her şey açık, çok kolay aslında. Yani bir girilecek. Alınacak belgeler, nerede ihlal varsa yıkılıp geçilecek. İnşaat döneminde başladı. Artık biz bekliyoruz, dört gözle bekliyoruz. Bununla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Yapacağız, devam edeceğiz. Göreve davet ediyoruz hem belediyeleri hem Çevre Bakanlığı'nı, Çevre Bakanlığı'na bağlı il çevre, ilçe çevre müdürlüklerini bekliyoruz göreve. Davet ediyoruz.